aslında asit yağmurları son yıllarda tüm dünyanın en büyük sorunu. Çünkü özellikle bu endüstrinin ilerlemesi, kötü yakıtların atmosfere karışması, yangınlar derken hava kirliliği oldukça artmakta ve özellikle bu hava kirliliğiyle beraber bu havada bulunan kükürdioksit gazının ve karbondioksit gazının damlacık yoluyla yeryüzüne inmesi aslında bizim asit yağmurları diye bahsettiğimiz faktör. Peki asit yağmurları hani bize solunumsal olarak bir problem yaratır mı? Asit yağmurlarının en büyük problemleri aslında göz, cilt ve akciğer hastalıkları olarak karşılaşıyoruz. Çünkü havaya karışmış olan kükürdioksit gazı ve özellikle karbondioksit gazlarının kronik olarak solunmasıyla beraber hava yollarında çok ciddi tahriş oluşuyor. Bu tahrişe bağlı olarak özellikle kronik akciğer hastalıklarının çok etkilendiğini görüyoruz. Özellikle alerjisi olanlar, astımı olanlar hem göz hastalıkları açısından, gözdeki alerjik reaksiyonlar açısından hem de üst hava yolları, ağız burun bölgesi, mukoza ve hava yolları dediğimiz dokulardaki tahrişlerden dolayı oldukça etkileniyorlar. Ne oluyor? Solunum sıkıntıları başlıyor. Nefes darlığı olabiliyor. Hırıltılı solunumlar olabiliyor. Hastaların geçmeyen öksürük şikayetleri başlıyor. Bu hastalar özellikle kronik akciğer hastalığıysa mutlaka bu dönemlerde kurtarıcı ilaçlarının dozlarını arttırmaları ve bir uzman doktorlarıyla iletişim halinde olmalarını öneriyoruz. Peki ne yapacağız, nasıl korunacağız diye çok sayıda soru geliyor hastalardan da. Özellikle bu tarz asit yağmurlarının arttığı dönemlerde, yağmurun yoğunlaştığı dönemlerdeki tek temel koruma aslında kapalı alanlarda kalmak. Hem bedensel olarak hem de cilt olarak bu yağmur sularına mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Ama eğer mecburi işleri varsa ve dış ortamda bulunacak da şemsiye gibi korunaklı kıyafetler giyebilirler. Mevcut hastalıklarıyla ilgili şikayetlerinde bir kötüleşme hissettiklerinde mevcut hastalıklarıyla ilgili olarak ilgili doktorlarıyla görüşerek de belki de kurtarıcı ilaçlarının dozlarını arttırmaları gerekebiliyor.